Evet arkadaşlar, Opel Insigna 170 beygir. Görüyorsunuz, boğaz kelebeğimizi temizleyeceğiz. Arıza kodunu da sileceğiz bunu. Boğaz kelebeğimizin son durumu bu. Evet arkadaşlar, temizliğini yaptık. Böyle aralarını güzelce temizledikten sonra bu şekilde görüyorsunuz. İyice hava ayarlarını burada adaptasyonu yapacağız. Adaptasyonu yaptıktan sonra bakın, görün. Boğaz kelebeğinin iki tarafını böyle bu şekilde temizlemeniz lazım. Evet arkadaşlar, burada araçlarımız var. Bakım oluyor bir tanesi. Bir tanesi araçlar da orada. Aracımız Insigna, gördüğünüz şekilde. 4 tane vidası var. Yani siz kendiniz de yapabilirsiniz ama adaptasyonu mutlaka yapmanız lazım bu şekilde. Adaptasyon olmazsa o arıza kodunu silemezsiniz. Çünkü adaptasyon yaptıktan sonra burada bir tane daha aracımız var. 1.4 turbo. Bu şekilde bunun da adaptasyonu yapacağız. Şanzımanı yeni yapmışlar maşallah. Abi bizi nereden buldun? Hemen müşterimize söyleyelim. İnternetten buldum abi. YouTube kanalından mı? YouTube'dan buldum, evet. Sağ ol abim, Allah razı olsun. Abinin bir şanzıman işi vardı, çözdürdük onu. Arkadaşlar bir adaptasyon programı var, onu yapacağız. Veya kaçaklarını kontrol edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Burada 4 tane vidası var. Şimdi montajını yapacağız. Bakalım bir. Arkadaşlar, takır şekli bu şekilde aşağı doğru takıyoruz. Böyle bu şekilde. Burada iki tane uzun vidamız var. Bir tanesi bu. Altındaki jontaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Yani taktıktan sonra manifoldu fazla sıkmıyoruz. Manifold plastik olduğu için arkadaşlar. Karşılıklı sıkacağız bunu. Tamam kral. Evet arkadaşlar, cıvatayı taktık, burayı sıktık, yağ kaçanı var. Kapağı bu şekilde oturtuyoruz. Tabi oturtamadı. Şimdi adaptasyon programını yapacağız. Bilgisayarı getir. Tamam, dur. MDI cihazımızı bağlıyoruz. MDI cihazından programını yapacağız. Zaten programınızı hazırlamıştık biz. Ver kardeşim. Şöyle. Arazimize gidiyoruz.